Merhaba dostlar. 9. ünitemizin 5. köşe taşıyla devam ediyorum dostlarım. Hemen bakalım ilk köşe taşımız ne diyormuş bir görelim. Şimdi diyor ki şekildeki fx bilmem ne fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş. Şimdi boyalı bölgeye bakarsanız biri x ekseninin üstünde, diğeri de x ekseninin altında. Şimdi x ekseninin altında kalan kısmın integral değeri negatif çıkacak. Ama biz alan sorduğu için ne diyeceğiz? Negatif çıkan kısmı pozitif olarak düşünüp, bunu da zaten x'in üstünde olduğu için pozitif olacak. İkisinin toplamını bulacağız dostlarım. Şimdi ben bu integrali bir şuranın integrali olacak, bir buranın alanını bulacağım. Artı bir de şuranın alanını bularak ikisini ayrı ayrı toplayacağım. Şimdi ilk önce şöyle 0'dan 1'e kadar olan kısmının integralini bir bulalım. 0'dan 1'e kadar fonksiyonumuz x kare eksi 4x artı 3'tü dostlarım. Hadi gelin bunun integralini bir alalım şimdi. Şimdi integralini alırsak x küp bölü 3 gelecek. Eksi 4 çarpı x kare bölü 2 gelecek arkadaşlarım. Oradan da 2x kare kalacak. Artı bir de 3x'tir bunun integral değeri. Sınırlarımız da 0'dan 1'e kadar. Şimdi ilk önce 1 yazalım x gördüğümüz yere. 1 yazarsak 1 bölü 3. 1 yazarsak eksi 2. 1 yazarsak artı 3 geldi. Eksi diyorum bir de 0 yazıyorum. 0 yazarsam da 0 çıkıyor dostlarım. Peki bulalım buranın sonucunu. Şurası artı 1 yapar. 3 kere 1, 3. 1 daha 4 bölü 3 geldi. Şuranın sonucu dostlar. 4 bölü 3'tür buranın alanı. Şimdi geldik şu 1 ile 3 arasındaki alanı bulmaya. Bu sefer de integralimi 1'den 3'e kadar yazacağım. Yine x kare eksi 4x artı 3'ün integralini alacağız dostlarım. Dx. Şimdi bunun yine integralini alıyorum. X küp bölü 3 eksi 2x kare artı 3x yaptı integralimiz. Sınırlarımız da 1'den 3'e. İlk önce 3 yazalım x gördüğümüz yere. 27 bölü 3 olur 9. 3 yazarsak 9 eksi 18 gelir. 3 yazarsak artı 9. Eksi diyorum şimdi 1 yazıyorum. 1 yazarsam 1 bölü 3. 1 yazarsam eksi 2. 1 yazarsam bir de artı 3 geldi. Şurası 9, 9 daha 18 bunu götürdü 0. Şurası da 1, 1 bölü 3 artı 1'den 4 bölü 3. Başında da eksi var. Eksi 4 bölü 3 geldi. Buranın integral değeri. Ama buranın alanı dediği için ne yapacağız? Artı 4 bölü 3'te burası geldi diyeceğiz. Burası da 4 bölü 3 dostum. Peki bize toplamını soruyor. 2 tane 4 bölü 3 yani 8 bölü 3'ü paketledik gobeller. Geldik şuna. Bakalım bu ne diyor. Diyor ki y eşittir x kare artı 2x eğrisiyle şu doğruları arasında kalan kapalı bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş arkadaşlarım. İşte şimdi benim burada bu grafiği çizmem gerekecek. O yüzden şurada bir yer açayım kendime ilk etapta. Şuraları bir temizleyelim. Şimdi bir grafiğini çizelim arkadaşlar biz bu adamın. X'e 0 verince Y'de 0 çıkıyor. Bir kere 0'a 0'dan geçecek benim grafiğim. Gösterelim onu bir. 0'a 0'dan geçecek. Y'ye 0 verdiğimde X bir 0 bir de eksi 2 çıkıyor arkadaşlarım. Demek ki bir de eksi 2'den geçecek. Şurası da eksi 2. Şimdi fonksiyonu çizmeye çalışırsak şöyle bir şey olduğunu göreceksiniz arkadaşlarım. Fonksiyonumuz buna benzer bir şey. Şimdi diyor ki bunu da diyor x eşittir 2 ile x eşittir eksi 4. Eksi 4 de şurası olsun. Arasında kalan şu bir de x ekseninin arasında kalan şu 3 bölgenin alanlarının toplamı nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi ben de bu 3 bölgeyi tek tek toplayacağım arkadaşlar. İlk önce diyeceğim ki eksi 4'ten 2, eksi 2'ye kadar şu kısmın bir aralığını bulalım, alanını bulalım. Eksi 4'ten eksi 2'ye kadar fonksiyonu yazıyorum. X kare artı 2x. Şimdi hemen integrali alalım. X küp bölü 3 yapar burası. X küp bölü 3 artı 2 çarpı x kare bölü 2'den bir tek x kare kalır.
Hemen bulalım bunun da sınırları -4 ile -2 aralığındaydı. Önce bir -2'yi yazalım dostlarım. -2 yazarsak -8/3 gelecek. -8/3. -2 yazdım. +4 geldi. Şimdi eksi. Bir de -4 yazalım buraya. -4 yazarsak -64/3. Bir de +16 geldi dostlarım. Şimdi düzenleyelim bunu da. Şurası 3 kere 4 12. 8 çıktı. 4/3 burası. Eksi. 48 -16/3 eksi de burada var. +16/3 çıktı. Yani 20/3 geldi. Şu birinci bulduğumuz alan burası 20/3'müş dostlarım. Tamamdır. Şimdi burayı bir daha temizliyorum. Bu sefer şu ortada kalan, x'in altında kalan bölgenin alanını bulacağız dostlarım. Burada da ne olacak? -2'den 0'a. O zaman sınırları değiştirelim sadece. -2'den 0'a gelecek. -2'den 0'a. Şimdi bulalım bunun da alanını. 0 yazınca zaten şurası 0 çıkıyor. Eksi. -2 yazınca hemen yazalım -2'yi. -8/3. +4 geliyor arkadaşlarım. Bu da 3 kere 4 12 4/3. Eksi de burada var. -4/3. Tabii bu buradaki integralin değeri. Ama alanı sorduğu zaman +4/3 olacak. Şuranın da alanını bulduk. 4/3. Şimdi son olarak ne kaldı arkadaşlarım bir de? 0 ile 2 aralığı kaldı. Hadi onu da bulalım hemen şurada kenarda. Sınırlarımızı değiştiriyorum. 0 ile 2 aralığı olacak. Şurası 2, şurası da 0 oldu arkadaşlarım. 0 yazınca zaten 0 geliyor dostlar. Onu bir geçtik. O 0 dursun kenarda yani. Önce 2 yazalım. 2 yazarsam 8/3 +4 olur. -0 yazınca da 0 geliyor. Onu sallama. 3 kere 4 12 8 daha 20/3 çıktı. Buradaki integralin değeri alanda 20/3 geldi. Şimdi üçünün toplamını soruyor bize. Toplayalım. 20/3 daha 40/3. 4/3 daha 44/3 çıktı. Aradığımız alan Gobeller. Geldik 3 numaralı soruya. Şekildeki boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Bakın yine ne yapacağız şimdi bu boyalı bölgeyi bulmak için? Bir -1'den 2'ye kadar şuranın alanını bulacağız. Hadi bulalım. -1'den 2'ye kadar fonksiyonu yazıyorum. 4-x kare. Bir bunun alanı. Sonra bir de şuradaki alanı bulacağız arkadaşlarım. 2'den 3'e kadar yazalım onu da. İntegral 2'den 3'e kadar. Yine 4-x kare diyeceğiz dostlarım buna da. Tabi buradan x'in altında olduğu için şuradan bir negatif sayı gelecek. Eksi bir sayı. Biz onu pozitif düşüneceğiz. Çünkü x ekseninin altında orası. Negatif çıkması gerekiyor oranın. Peki bulalım şimdi integralimizi arkadaşlarım. Şuranın integrali ne yaptı? 4x-x³/3. Sınırlarımız da -1'den 2'ye kadar. Sonra bir de şuranın integrali var. 4x-x³/3 2'den 3'e kadar. Şimdi önce şurayı buluyorum arkadaşlarım. Şu kısmı bir bulalım. 2 yazalım. 8-8/3. -1 yazalım. -4 -1 yazarsam +1/3 geldi burası. Düzenleyelim. 3 kere 8 24. 8 çıktı. 16/3 olur burası. 16/3. Şuraya bakalım. 3 kere -4 -12. -11/3. Eksi de burada var. +11/3 de burası geldi dostlarım. Yani topladığımızda ne yapacak burası? 10 27/3'ten 9 çıkıyormuş buranın cevabı. Şimdi birinciyi bulduk 9. Şurayı bulalım şimdi. İkinci kısmı bulalım. Bir 3 yazalım x gördüğümüz yere. 12 olur 3 yazarsak. 3 yazarsak 27/3 yani 9 olur. Eksi 2 yazarsak bir 8 olur bir de 8/3 olur arkadaşlarım. Şurası 3 eksi 24 8 çıktı. 16/3 de burası geldi. Yani 3 kere 3 9 16 çıkarsa -7/3 geldi burası da arkadaşlarım. Ve ne demiştik? Burası negatif çıkacaktı. Zaten öyle çıktı. Ama alan sorduğu için biz bunu +7/3 olarak kabul ediyoruz. Yani sorumun cevabı
9 artı 7 bölü 3. O da 27. 7 daha 34 bölü 3 çıktı sorumuzun cevabı. Geldik 4. sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Eğrisi ile x ekseninin sınırlandığı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Benim şimdi yine grafik çizmem gerekiyor. O yüzden şu üst tarafı bir temizliyorum dostlarım hemen. Şuraya bir grafiğimizi çizelim biz. Şimdi x küp eksi x eğrisini çizeceğiz. Hemen x'e 0 verirseniz y'yi de 0'da kestiğini göreceksiniz. Demek ki 0'a 0 noktasından geçiyor bu bizim eğrimiz. X parantezine alırsak bunu da x parantezinde x kare eksi 1 gelir. O da eksi 1 ile artı 1 yapar, bir de 0 yapar. Demek ki 0, eksi 1 ve 1'den geçecek. Eksi 1, 1 diyelim buraya da. İşte eğrimiz şöyle bir şey olacak arkadaşlarım. Zaten x küp olması yılan gibi olacağını da biliyorduk. Böyle bir şey çıktı eğrimiz. Diyor ki bunun diyor şu x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanı. Dostum şimdi iki bölgeye ayırdık değil mi biz bunu? Eksi 1 ile 0 arasını bulacağız. Bir de 0 ile 1 arasını bulacağız. Şimdi bu aralıklar aynı olduğu için eksi 1 ile 0, 0 ile 1. Sadece eksi 1 ile 0'ı bulup 2 ile çarpmam bile yeterli olur dostlarım. Hadi eksi 1 ile 0 aralığını bulalım. Fonksiyonumuz x küp eksi x'tir. Dx diyelim. Alalım şu integrali arkadaşlarım. X üzeri 4 bölü 4 eksi x kare bölü 2. Sınırlarımızda eksi 1'den 0'a diyelim. Yazalım şimdi. 0 yazarsak 0 çıkar zaten. Eksi. Eksi 1 yazarsak 1 bölü 4 ile eksi 1 bölü 2 gelir. 1 bölü 2 de 2 bölü 4 demektir. Eksi 1 bölü 4 eksi de burada var. Artı 1 bölü 4 geldi şuranın alanı. Şimdi buranın alanını 0 ile 1 aralığında bulmaya kalksak o da eksi 1 bölü 4 çıkacak. Çünkü x ekseninin altı. Bu sebeple hani bir daha gelip de bunu bulmakla uğraşmıyorum. 0 ile 1 aralığındaki değeri bulmakla uğraşmıyorum. Bu da zaten eksi 1 bölü 4 çıkacak. Ama alan sorduğu için biz diyeceğiz ki 1 bölü 4'tür bu da. O zaman 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ün toplamı yani 2 bölü 4 o da 1 bölü 2 yaptı dostlar. Evet 5 numarayı da gömdük. Hemen 6 numarayı alalım bakalım önümüze. Birinci ve ikinci soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız demiş. Cevaplayalım. A1, A2, A3 bulundukları bölgelerin alan ölçüleri olmak üzere alanları da vermiş. A1'i 8 vermiş. A2'yi 3 vermiş. A3'ü de 5 vermiş dostlarım. Burası 3. Burası 8, bu da 5. Şimdi alan olarak baktığınızda evet bunlar 8, 3 ve 5'tir. Artıdır hepsi yani ama çünkü alan derse. Ama değeri diye düşünseniz şuradaki integralin eksi 3'ten 2, 0'a kadarki integralin değeri nedir diye sorarsa eksi 8 çünkü x'in altında. Mesela 0'dan 2'ye kadarki integralin değeri nedir diye sorarsa diyeceksin ki artı 3 çünkü x'in üstünde. 2'den 4'e kadar integralinin değeri nedir diye sorarsa eksi 5 diyeceksin çünkü x ekseninin altında. Peki burada ne diyor? İntegralinin değeri kaçtır diye soruyor. Hemen bakın eksi 3'ten 4'e kadar yani şuradan şuraya kadarki değerini soruyor. Peki şuradan şuraya kadarki değerimiz eksi 8 dedik değil mi arkadaşlarım? 0'dan 2'ye kadarki değerimiz artı 3 dedik. 2'den 4'e kadarki değerimize de eksi 5 dedik. Eksi 8, 3 daha eksi 5, eksi 5, eksi 5 daha eksi 10 çıktı. Birinci sorumun cevabı eksi 10. 2'de ne diyor bize ikinci sorumuzda? Bakın burada mutlak değer içinde vermiş. Mutlak değer içinde ise bu değerlerin hepsi pozitif olacak değil mi? Değer bile olsa... Değer de sorsa, alan da sorsa pozitif olacak. Alan sorsa zaten pozitif de. Değer sorduğunda mutlak değer olmasının özelliği neymiş? Hepsini pozitif kabul edeceğiz. Eksi 3'ten 4'e kadar yine hepsini pozitif. 8, 3 daha 11, 5 daha 16 mı çıkıyor arkadaşlarım? Cevabım 16 gelecek. 3 numaraya bakalım bu ne diyormuş? A1, A'dan C'ye kadar fx'in değerini bulun diyor. Bakın değeri kaçtır diye soruyor. Fx'in değerini bulalım. A'dan C'ye kadar yani şu aralıkta.
Şuradan şuraya kadar arkadaşlar. Peki A1 ile A2'nin toplamıdır aslında ama A1'imiz pozitiftir. A1 pozitif, A2 de negatif olduğu için eksi A2 gelir buradan. Sonra ne diyor? B'den D'ye kadar şu aralıktakileri bulun diyor, şu kısmı. B'den D'ye kadar da bulalım. A2 var, A3 var. Ama mutlak değer olduğu için A2 de pozitif olacak. Eksi koymayacağım başına. A3 de pozitif olacak. Bakın buradaki A2'ler gitti. A1 ile A3'ün toplamı 8 ile 6'nın toplamıdır. Sorunun cevabı 14 geldi. Şuna bakalım. Bu ne diyormuş? Şimdi olduğuna göre diyor, bu integralin değerini eksi 10 vermiş. Eksi 2'den 3'e kadar. Bu integralin içinde neler var arkadaşlarım? S1 ile S2 var. Eksi 2 ile 3 aralığında. Fakat S1'e bakın, eksi. Eksi S1 ile S2'nin toplamını vermiş bize aslında, eksi 10 diye. S1'i 15 vermiş. Demek ki burası eksi 15 ile S2'nin toplamı eksi 10'dur. Eksi 15'i bu tarafa artı 15 diye attım. S2 ne çıktı dostum? 5. Bize de S2'yi soruyor zaten. Cevabımız 5 geldi. Evet Koberler, bu videomuz da biraz uzun sürdü. 2 tane köşe taşı çözmüş olalım. Bir sonraki videoda da diğer köşe taşlarını gömeriz hemen. Tamam mı kardeşler? Hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere.